Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Dipnot programında bu akşam sizlerle birlikteyiz. Evet, felaketin yaşandığı 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden tam 50 gün, 51 gün sonra sizlerle birlikteyiz. İnşallah bundan sonra deprem, sel, dolu, aklınıza gelebilecek bütün felaketleri 2023 yılında yaşadık. Umarım son felaketlerdir. Hem ülkemiz açısından hem de dünya açısından, ama tabii ki bizi ilgilendiren kısım ülkemizdeki felaketlerin son bulması ve deprem felaketinden, 10 ilimizde yaşanan deprem felaketinden görev yapan belediye başkanlarımız vardı. Bugün de belediye başkanlarımızdan Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer'i konuk aldık. Orada yaptıklarını, yaşadıklarını, unutamadığı anılarını kendisinden dinleyeceğiz. Çünkü her seferinde bunları bizler için gerçekten çok önemli. Hem orayı hissediyoruz hem buradaki durumlarımızı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, 6 Şubat depremin felaketiyle, aslında deprem de değil bir felaket, ler sinsilesiydi. Hala yaşanıyor o bölgede. İşte geçenlerde Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde vefat edenlere de Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Efendim, oralarda neler yaşadınız? Ne zaman gittiniz? Hazırlıklar tam bir şekilde oraya ulaşıldı. Orada yardımlar, destekler. Buyurunuz efendim, sizden dinleyelim. Evet, 6 Şubat biz nasıl 17 Ağustos tarihi bizim hayatımızda bir milat. Evet. Bahsederken bazı konulardan 17 Ağustos'tan önce, 17 Ağustos'tan sonra diyoruz. 6 Şubat'ta aslında 10 vilayetimiz için bir milat oldu. Gerçekten yani oradaki yıkımı gördükten sonra, evet, bunun milat olduğuna kesin kanaat getirdim o bölgedeki insanlarımız açısından. Öncelikle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza ben Allah'tan rahmet, evet, diliyorum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum ve hepsinden önemlisi sabır diliyorum. Çünkü biz 17 Ağustos'u yaşadık. Her şey geriye geliyor. Binalar yeniden yapılıyor. Şehir yeniden kalkınıyor. Giden eşyaların yerine yeni eşyalar alınıyor. Ama giden insanlar geri gelmiyor. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin hepsine. Yaralananlar var. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. 6 Şubat'taki gerçekten depremler, iki deprem var peş peşe, 7.7, 7.6, gerçekten çok büyük depremler bunlar. Alanın tamamının gezebilme imkanım oldu diyemem ama Hatay'ın tamamını gezdim. Görev gereği dolaşmam gerekiyordu. Evet. Bir de Kahramanmaraş'a, orada olağanüstü valisi olarak görevlendirilen Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz'u ziyaret ettim. Evet. Yol boyunca da depremin verdiği hasarı görebilme şansına sahip oldum. Yüzlerce kilometrelik bir alanda çok büyük bir yıkım var. Tabii ki bu zaman içerisinde toparlanacak ama alan gerçekten çok büyük. Evet. Geçen Cumhurbaşkanımız Defne'ye geldiğinde sadece Defne ilçesinde, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya, Antakya'nın bir kısmından oluşturulan bir ilçe, Defne ilçesi. Sadece Defne'de yapılacak olan konut sayısının 26 bin olduğunu söyledi. Çok büyük rakam. Allah millete zeval vermesin, devletimize de, yöneticilerimize de güç kuvvet versin. Gerçekten zorlu bir süreç başlamış oldu. 6 Şubat tarihinde duyduktan sonra, ben zaten rakamı öğrendiğim an çok büyük bir deprem olduğunu ve büyük bir zararın meydana gelmiş olacağını o an hemen düşündüm. Çünkü rakamsal olarak baktığınızda 7.4 ile 7.6 ve 7.7 arasında çok büyük fark gibi gözükmüyor ama aslında onlar belki de birkaç katı büyüklüğünde deprem oluyor. Biz 6.4 şiddetinde bir deprem olmuştu. O sırada ben Defne'deydim. Tam merkez üssü Defne. Normalde 17 Ağustos'ta da aslında böyle bir aşağıdan bir darbe gelmiş. Sonra sallantı devam etmişti. Bu neredeyse tamamen yukarıdan aşağı sallanma şeklindeydi. 6.4 olmasına rağmen çok şiddetli sallandık. 7.7 o bölgedeki toprağın
jeolojik durumuna göre gerçekten muazzam bir yıkıma neden olması kaçınılmaz. Biz bunu duyduğumuz zaman öncelikle ilk yapılması gereken, Gölcük tabii bu konuda hassasiyeti çok yüksek bir şehir. Evvela duyurduk vatandaşlarımıza, ihtiyaç olacak malzemelerle ilgili hazırlık yapılmasını arkadaşlarımıza ilettik. Ve bizim daha önceki yaşamış olduğumuz İzmir ve Malatya Elazığ depremlerinde de aynı yöntemi kullanmıştık. Çünkü şöyle bir olay var. Sizin hazırlık yaparak gönderdiğiniz malzemeler, yardım malzemeleri tek bir noktaya ya da şimdikinde olduğu gibi birkaç tane nokta olmakla birlikte gönderen sayısına göre çok az yere gidiyor. Dolayısıyla siz gönderirken bunları gerekli ayrımı, istifi baştan düşünerek yapmanız gerekiyor. İçişleri Bakanlığımız tarafından bizim o kullandığımız yöntem aslında bir genelge haline geldi. Bu genelgeye göre biz mutlak surette bir paletin üzerine yiyecek malzemesi ise içinde sadece yiyecek malzemesi olur. Hijyen malzemesi, ısıtıcı vesaire hangi ürün varsa o paletin içerisinde sadece onlar yer alır. Ve etrafını jelatin bantlarla sardıktan sonra üzerinde içinde ne olduğunu yazacak bir yazı ile gönderiyoruz. İndirilmesi 10 dakika 15 dakikadır böyle bir gönderinin. Ve hemşehrilerimizden boşaltılması tabii. Evet. Ve istiflenmesi yiyecekse bir tarafa. Yani şöyle düşünün, bir kutuya siz bir şey koyuyorsunuz. Bir yağ var, pirinç var, yanında bir tane çizme var, bir tane de mont var. Hepsi birbirine karışık vaziyette. Onların indirildiği zaman onların tasnifi, istiflenmesi mümkün değil. Çünkü bir an önce o depremzedeye ulaştırılabilmesi için aşevi kurulması lazım. O ilk günden itibaren birkaç saat sonra yemek ihtiyacı başlar. Dolayısıyla bunların istifli, tasnifli olması çok önemli. Bizim arkadaşlarımız evvela belediye binasının altında çalışmaya başladılar. Saat 2 itibariyle, yani ikinci deprem olduğundan hemen sonra bizim ilk tırımız yola çıktı. Akşam saat 6'da üçüncü tırımız yola çıkmıştı. İlk 72 saat dolmadan gönderilen tır sayısı 39'du en son atırıma kalan. Şu an 102'yi buldu Gölcük'ten gönderilen tır sayısı. İlk başta biz belediye binasının altında başlamıştık bu yardım faaliyetine. Sonradan bu alan yeterli olmadı. Kongre sarayına götürdük. Daha sonra Değirmendere'deki kültür merkezinde ve akabinde de Hisarhane'deki pazar yerinde bu çalışmaya devam etti. Yani binlerce Gölcüklü ve kar altında elden ele yapılan bir çalışmaydı. Bunların tasnifinde keza aynı şekilde çalıştılar. Ben bunu günler sonra Antakya'da Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir personele gösterdim. İşte bizim burada yapılan çalışmalar böyle diye. Gözlerimiz dolarak izledik. Yani ben hemşehrilerimden gerçekten gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Yani orada da şöyle söyleyeyim. Bizim şimdi Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı enkaz kaldırma faaliyetleri var. Akşam üzeri ateşin başında oturuyoruz arkadaşlar. Şeyi sordular. Ya başkanım dediler, bizim arabaları gördükleri zaman Gölcük Belediyesi ya da Gölcük yazısını gördükleri zaman el sallıyorlar. Gerçekten orada büyük bir bizim ne hissettiklerini, onların ne hissettiklerini anladığımızı düşünüyorlar. Ve gerçekten tüm arkadaşlarımız samimiyetle gayret ediyorlar. Onların hakikaten en iyi bizim anladığımızı ben düşünüyorum. Çünkü biz 17 Ağustos depremi olduğunda daha hava aydınlanmadan önce baktığımız sokaklar bambaşka bir hale gelmiş. Tanıdığımız yakınlarımız, eşimiz, dostumuz, onlara ulaşamıyoruz. O an yani insan bunun bir rüya olmasını istiyor, temenni ediyor ama öyle olmadığını da bir yandan biliyorsunuz. Yani aynı şeyleri, aynı hisleri orada yaşayan insanlarla bir aradaydık. Enkazların yanında bulunan vatandaşlarımızla oturduk. Yani teselli ettik aslında onları. Netice itibariyle şöyle söyleyebilirim. Bazen tepkili olan vatandaşlarımız da vardı. Onlarla da oturduk, konuştuk. Son derece doğal. Kolay değil. Yani çok zor bir durum. Kolay değil.
Özellikle bir tane bir yaşlı bir ablamız vardı. Doktor çocuğu enkaz altında. Daha ilk maaşını alacaktı. İşte anlatıyor. Ondan sonra tabii kızgınlıklarını üst üste söyledi. Bizim Gölcük'ten geldiğimizi, Gölcük'te olduğumuzu anladıktan sonra konuştuk. En son elini öptüm, sarıldı. Yani öyle duygulanlar yaşadığımız zamanlar oldu ama Gölcük'te olduğumuzu öğrendikleri zaman oradaki depremzede vatandaşlarımız bize kesinlikle farklı bir bakış açısıyla baktıklarını söyleyebilirim. Gölcük'te zaten o bakış açısını sürekli hissettirdi. Yani o görüntüleri görmeniz lazım. İçeride yani yüzlerce insan çalışıyor. Dışarıda bir yandan yüklemeler devam ediyor. Ve bu belli bir zaman geçtikten sonra değil. Yani biz kimseye siz şunu yapın, şunu yapın falan demedik. Herkes kendisi durumdan vazife çıkararak bir şeyler yapmaya çalıştı. Akabinde deprem bölgesine gittik. Defne'de ve Antakya'da bizim görev yaptığımız yer. Yola çıktığımız zaman deprem tecrübesi aslında az önce yüklemede olduğu gibi diğer konularda da var. Biz oraya gittiğimizde orada elektriğin olmayacağını, suyun olmayacağını, iletişimin kopuk olacağını biliyorduk. Dolayısıyla oraya giderken yanımızda şarj cihazlarımız vardı 40'ın üzerinde. Yine aynı şekilde seyyar tuvaletlerimizi götürdük. Su tankerimizi götürdük. İletişim noktasındaki çok işe yaradı. Bizim Gölcük'te kullandığımız bir telsiz sistemi var. Bu sadece zabıtanın kullandığı yakın kanal telsiz değil. Yani Gölcük'ün Ulaşçı'dan Yazlık'a kadar dikine olan dağlara rağmen Derince'ye kurduğumuz telsiz rolesi sayesinde bütün birimler birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Evet. Oraya gittiğimizde telefon bazen çekiyor, bazen çekmiyor. Tam gerektiği zaman konuşamıyorsunuz. İnternete bağlanacaksınız, bazen konum atılıyor. Oraya gitmeye çalıştığınız zaman ulaşamıyorsunuz. Bizim o roleyi sökmek istedik ama role çok kar vardı. Ondan dolayı sökemedik. Ama şeyleri gene götürdük. Daha sonra almaya çalıştığımız zaman ihtiyaç olmadığını gördük. 6 kilometreye kadar zaten telsizler birbiriyle görüşebiliyorlardı. Benim test ettiğim 4,5 kilometre, 5 kilometre civarında bir mesafede arkadaşlarla görüşebildik. Durumu şöyle izah edelim. Şimdi ilk anda bizimle birlikte giden, kurtarma için gelen arkadaşlarımız var. Sabah hava aydınlanmadan Gölcük'ten yola çıkan arama kurtarma ekipleri oldu. Adıyaman'a giden, Hatay'a giden, Maraş'a giden ekipler vardı. Bir de onun dışında bizimle birlikte bizden hemen önce yola çıkan iş makinelerini kullanan arkadaşlarımız var. O esnada onların da gene yakıt ikmallerini, yiyeceklerini, üzerlerine gece ayrılmıyorlar makinenin başından. Çünkü gece gündüz bir çalışma var orada. Battaniyelerini hep bizim arkadaşlar sürekli ikmal yaptılar. Şöyle söyleyelim, yani 150-200 metre mesafedeki bizim bir iş makinesine ulaşmamız saatler sürdüğü zaman oldu. Yani bir yol var, gitmeye çalışıyorsunuz kapalı, diğer yola geçiyorsunuz, orası kapalı. Yanındakine gidelim derken yaklaşacağınıza uzaklaşıyorsunuz bazen konumda. Yani kapalı olmasının nedeni binaların yıkılmasından binaların dolayı. Binaların yıkılması tabii. İlk anda zaten yapılması gereken iş ulaşımın sağlanabilmesiydi. O ulaşımı sağlayalım derken de bu sefer binaların içerisinde kurtarılmayı bekleyen depremzedeler var. Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla her yolu da açamıyorsunuz. Hasılı o ilk günlerde o bizim hazırlıklı olarak gelmemiz sayesinde birbirimizle çok rahat iletişim kurabildik. Artı sahada mesela Gölcük Ülke Ocakları'ndan arkadaşlar vardı. 17 gün orada çalıştılar. Kalabalık bir ekip. Hiltileri bozulmuştu ve enkaz altından birini çıkarmak üzereler ama arızalı. O ara biz iki arkadaşa ben ayrı ayrı elinizdeki hiltilerle oraya gidin diye söyledim. 15 dakika enkazların içerisinde hiltilerle koştular ve bir kişiyi çok şükür enkazın altından canlı çıkarmak mümkün oldu. Daha sonra o arkadaş takıldı bize. Yani sanki kamera vardı görüntülü konuşuyormuşuz gibi. Hemen nasıl bizi buldunuz?
Hemen işte o dediğimiz iletişim araçları sayesinde bulabildik. İlk günlerde dediğim gibi ağırlığı tamamen şeye verdik. Enkazdan bir canlı hayat kurtarabilmekti temel amacımız. Buna gayret ettik. Ama aynı anda da arkadaşlarımız hemen bir çadır kurdular ve yemek yapmaya başladılar. İlk sıcak yemeği sanıyorum herhalde bizim bulunduğumuz bölgede biz yaptık. Çorba çıkarılıyordu davetlen Büyükşehir Belediye'miz tarafından. Daha sonra Büyükşehir Belediye'miz de yemek yapmaya başladı. Arkadaşlarımız bir yandan hem yemek dağıtımına devam ettiler, bir yandan da bu enkazla ilgili faaliyetlere aralıksız şekilde devam edildi. Yani biz o arada kendimiz de çok soğuk da hava, eksi 5'e kadar düştüğünü ben biliyorum. Kahramanmaraş'ta daha da soğukmuş. Bizim tabii o ilk anda götürdüğümüz çadırlar bunun için çok yeterli değildi. Yani biz de şöyle söyleyebilirim, hemen hemen bir hafta ya da işte 8 gün olabilir, 7 ya da 8 gün bere ve kaş kolu çıkarmadan 24 saat kafamızda, boynumuzda durarak çalıştık bir yandan. Yani yerleşmeye uğraşmadık. Yani o an hemen biz de işe daldık. Çalışıp çünkü zamanın çok değerli olduğunun farkındayız. Ve büyük ölçüde başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Pek çok ekip sahadaydı o sırada. Ben kendim bizzat 55 saat sonra, 112 saat sonra kurtarılmalara şahit oldum. Yani ilerleyen saatlerde de belli olmuyor tabii. O mesela gece 1'de de döndüğüm oldu koordinasyon merkezine. Bazen sabah 4'e karşı da geldiğimiz oldu. Yani sokaklarda hiç ışık yok. Elektrik yok. Tamamen karanlık. Bir süre sonra jeneratörle sokak aydınlatmaları yapıldı. Su merkezi yerlerde zaten hatlar kırıldığı için yapma imkanı yok. Yapmaya gerek de yok aslında. Yani bazı kamu binaları dışında insanların kaldığı yer yok. Çadır kentlerin ve şimdi konteyner kentlerin bulunduğu alanlara su hatları çekildi. Dolayısıyla normalleşmeye başladı ama o ilk günlerle tabii ki mukayese edilmeyecek bir durum var. Antakya merkezde ve Defne'de yani merkezin biraz dışında kalan binaların daha az hasarlı ve hasarsız olduğunu ama merkezde neredeyse hasarsız bina yok gibi bir şey. Özellikle mesela Defne'de elektrik mahallesi var. Resmi rakam %95 hasar oranı. Genel yekün olarak baktığımız zaman %50 civarında. Ama bunların içerisinde tabii az hasarlı olup yüksek katlı olan binalar var. Nasıl olacak? O da ayrı bir mesele. Ama büyük ölçüde dediğimiz gibi kentin yeniden yıkılıp yapılması söz konusu olacak. Sıfırdan başlanacak her şey büyük bir ihtimalle. Zemin çok kötü. Yani o zeminde nasıl olur bilmiyorum. Yani teknik şartlara göre baktığınız zaman ben yani illa şu kadar katlı bina olur anlayışında değilim. Yani denizin içerisine, okyanusa petrol platformu yapılabiliyor. Yani çelik konstrüksiyondan o zemini kötü dediğimiz yere fore kazık yapılır. Üzerine çelik konstrüksiyon bina yapılır. Belki 30-40 katlı bina da olur. Yani işin tekniğine uygun yapıldıktan sonra ama diğer türlü biz gene aynı şeyleri yapmaya devam edersek o zaman aynı hatayı yapıp farklı sonuç beklemek çok yanlış bir şey olur. Orada vatandaşlarımızla konuştuğumuzda yani özellikle sanki bir daha hiç bunların düzelmeyeceği gibi bir umutsuzluk olduğunu gördük. Vatandaşlarımızla konuştuğumuzda bizim kendi yaşadıklarımızı anlattık. Evvela konteyner kentler, sonra ticaretin yavaş yavaş canlanması, akabinde kalıcı konutların ve işyerlerin yapılmasıyla hayatın normalleşeceğini anlattık. Aslında hem bir yandan işte erzak dağıtıyoruz, su dağıtıyoruz, temizlik hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çöp kamyonumuz bir yandan görev yapıyor, cenaze nakil aracımız da bir yandan görev yapıyor. Bir yandan da aslında hem canlıya, temas ettiğimiz diriye hem ölüye hizmet etmek durumundasınız. Özellikle bizim yaptığımız moral vermek oldu aslında. Yanlarında olduğumuzu göstermek ve şu an
Binlerce kamu görevlisi orada şu an çalışıyorlar, görev yapıyorlar. Onlar da bunu, afet çok büyük. Özellikle Hatay için düşünüldüğü zaman Hatay'a yardım etmesi gereken vilayetlerde de gene hasar var. Havaalanı hasar görmüş. Dolayısıyla o ilk anda beklenen yardımların olmamasından kaynaklanan bir serzeniş de var. Bir de orada şunu anlattık biz şimdi. İlk anda gelip vinç gelecek, kaldıracak, çalışma yapacak. Aslında ilk anda arama kurtarma faaliyetlerini bizim mesela çalışan arkadaşlarımız biliyorlar. Yani dördüncü kattan delerek aşağıya inip çıkardıkları oldu. Ya da az önce bahsettiğim hani o Hilti bulunan evet, arama var ya, orada bunu madenciler de yapıyor aynı şekilde. Tünel oluşturarak giriyorlar. Ben de bizzat yaşadım yani. Ben de yaptım onu. İlk anda iş makinelerinin olması aslında çok beklenen bir şey değil. Hatta bir şey görmüştüm. Yabancı bir arama kurtarma ekibi iş makinesinin gelmesinden sonra arama kurtarma faaliyetini bıraktılar. Çalışmadılar. Sessizlik gerekir. İş makinesiyle bu olmaz. Mesela hemen bitişimizde bizim Koreli grup vardı. Onlar termal kameralarla ve dinleme cihazlarıyla değil, getirdikleri özel yetiştirilmiş köpeklerle çalışıyorlardı. Onlar da aynı kanaatteydiler. Dolayısıyla ilk anda aslında bizim mesela Anda Kardeşe diye bir grup var. 17 kişiydiler. Onlar Hatay'da ilk günden itibaren aslında görev yaptılar. Alan çok büyük. Yıkılan bina sayısı çok fazla. Dolayısıyla her binanın üzerinde bir tane arama kurtarma ya da iş makinesi görülmediği binlerce zaman bu tabii ki o serzenişleri vatandaşlar haklı olarak dile getirdiler. Kendilerince haklılar ama koşullar anlamında baktığınız zaman da ulaşım çok sıkıntılıydı. Yani bizim Antakya'ya girişimiz merkeze geldikten sonra yani 4 saati buldu gideceğimiz yere gelmemiz. O da ayrı bir aslında bu gördüğümüz konuların tamamını not alıyoruz, iletiyoruz. Bu konularla ilgili şu şöyle yapılması gerekir. Ve en son bu edindiğimiz tecrübeyi, notları da ayrıca gene bir döküman haline inşallah getireceğiz. Zaten dijital olarak tamamı bulunuyor elimizin altında. Onları bir araya getireceğiz inşallah. Çünkü İstanbul depremi de öyle veya böyle belki bir dakika sonra, belki 10 sene sonra ama bunun için de herhalde hazırlıklı olunması gerekiyor ki bizi de mutlaka etkileyecektir. Bizim 99 depremi nasıl İstanbul'u etkilediği gibi. Başkanım kısa bir ara vereceğiz. Sonra tekrar sohbetimize tamam. Devam edelim. Değerli izleyicilerimiz, Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer'le sohbetimize kısacık bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Antakya'yı başkanımızdan dinleyeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Başkanım, şimdi Antakya bölgesinde görevlendirildiniz ama sadece Antakya bölgesiyle sınırlı da kalmadınız. Tüm Hatay'da hizmetler verilmeye çalışıldı. Neler yaptınız efendim? Şimdi bizim aslında koordinasyon merkezimiz Defne'de, Defne evet. ilçemizde. Bizim tabii orada olduğumuzu bilen arkadaşlar Gölcükler açısından baktığınız zaman bizim aslında oradan ihtiyaç olan noktalara ulaşım noktasında biz sadece Gölcük Belediyesi'nin değil Gölcük ilçesinin koordinasyon merkezi haline geldi. Bize bildirilen telefonla, mesajla ulaşılan pek çok farklı ilçe, Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a, Hassa'ya, Arsuz'a, Altınözü'ne, özellikle çok sayıda geldiği için söylüyorum, Samandağ'a çeşitli yardım malzemeleri ulaştırdık. Asli işimiz olmamakla birlikte temin edebildiğimiz çadırları, su ve diğer hijyen gibi malzemeleri ulaştırmaya çalıştık. Ama Hatay genelinde aslında başka bir görevimiz var. O da Sağlık Bakanımız Sayın Doktor Fahrettin Koca tarafından verilen bir görev.
Amasya valisi ve olağanüstü hal valisi Mustafa Masatlı'ya bağlı olarak bu görevi yerine getiriyoruz. Bu dezenfeksiyon ilaçlama ile ilgili Hatay genelinde koordinasyonu sağlama görevi tarafıma verildi. Temizlikle ilgili olarak görev Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Bey'e verildi. İlçe belediyesi olmamıza rağmen bütün bu konuyla ilgili koordinasyonun sağlanmasını sağladık. Tabii profesyonel destek de aldık. Bizim uzmanlık alanımız olan bir konu değil. Örneğin halk sağlığı konusunda çok sayıda talebe yetiştirmiş olan Hüseyin Çetin Beyefendi ile sürekli görüştük. Kendisi aslında bu konularla ilgili bilgisini, tecrübesini bizimle paylaştı. Şimdi bizim belediyelerimizin biliyorsunuz çevre koruma ve kontrol müdürlükleri var. O müdürlüklerimizin yaptığı işi biz koordine edilmesini sağladık. Şimdi şunu diyebilirler ya benim uzmanlık alanım değil. Benim uzmanlık alanım değil ama bana bağlı olarak bu birimler zaten çalışıyor. İmardaki ekip de çalışıyor. Fen işleri de çalışıyor. Şimdi bizim burada özellikle depremden sonra gördüğümüz en önemli problem az önce de bahsettim suyla ilgili olan kısıtlılık bir sağlık sorununa yol açabilirdi. Evet. Yol açabilirdi. Salgın hastalıkları neden olabilirdi? Evet. Dolayısıyla çok hızlı aksiyon göstermek gerekiyordu. Örneğin altyapıyla alakalı olarak görevlendirme KOSKİ'ye verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu. İlk andan itibaren en büyük problemin aslında tuvaletler olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle düşünün, meşhur birkaç tane yıkılan bina var. Hı hı. Onların hepsinin olduğu yere biz gittik. O binayı düşünün, altında yüzlerce cenaze var. Bu evlerdeki yiyecek malzemeleri var, bozulan bir yandan. Arama kurtarma ekipleri var üzerinde, onların yedikleri, içtikleri var. Bir yandan ortalığa saçılan kemirgenler var ve bu insanların etrafta sağlıklı olmayan şekilde tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri söz konusu. Bu gerçekten önemli bir meseleydi. Havanın soğuk olmasının da tabii bir avantajı var. Ama arkadaşlarımız bu konuda gerçekten özveriyle çalıştılar. Biz şunu yaptık. Ana çatıyı Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuyla ilgili zaten bir kendi organizasyon şeması var. Ancak bu arkadaşlarımız Hatay Büyükşehir Belediyesi 500 civarında çalışanını kaybetmiş. Dolayısıyla kendi başına bunu gerçekleştirebilmesi mümkün değil. Biz bir de deprem sonrasında ben bütün ilçeleri tek tek ziyaret ettim. Nasip olursa yarın akşam tekrar gideceğim yine Hatay'a. Ziyaret etmem gereken birkaç tane hastane var. Oradaki durumları kontrol edeceğiz. Şimdi merkezdeki nüfusun başka ilçelere dağılması gibi Türkiye geneline de yayılması söz konusu. Şimdi örneğin Yayladağ ilçesi deprem öncesi 30 bin civarında nüfusu varken şu an nüfusu 84 bin. En son ayrıldığımda 84'tü. Artmış, gene artmış olabilir. Tabii buradaki vatandaşlar ne yapıyorlar? Çadır kentlerde ya da ilk anda bulabildikleri kendilerine bir yaşam alanı oluşturuyorlar. Orada kalmaya çalışıyorlar. Biz şunu yaptık. Daha önceden burada kaç araçta, kaç personelle bu iş yapılıyor onu tespit ettik. Ondan sonra bu artan sayılara ya da azalan sayılara göre alınması gereken önlemleri bu işin uzmanlarını bir araya getirerek belirledik. 25 belediye bize koordinasyon içerisinde çalıştı. Onun haricinde özel profesyonel firmalar var. Bodrum'dan gelen oldu, Antep'ten gelen oldu, Ordu'dan gelen oldu, İzmir'den gelen oldu. Bunları da gene kendi bünyemize alarak, örneğin ben az önce rakamlara baktım. Bugün itibariyle 84 araç ve 242 personel çalışmış. Bu rakamlarda değişmeler oluyor. Yani araç sayısı 84'ten aşağı pek inmedi ama personel sayısı anlamında 300 ve üzerine çıktığı zamanlar da oldu. Bunlar tabii alet edevatın artmasıyla orantılı olarak personel ihtiyacı yani sırtındaki tulumbayla yapılırken 5 kişinin yaptığını öbür türlü makineyle daha hızlı da yapılabiliyordu. Ne yaptık onu söyleyeyim ben. İlk andan itibaren
tam manasıyla tuvaletlerin temizlenmesi için de tabii ayrı ekip oluşturuldu. Bu tuvaletlerin dezenfeksiyonu, çadır kentlerin dezenfeksiyonu ve önemli bir şey yaptık. Evlerin altlarında kalan ahırlardaki ölen hayvanlar var. Açık alanda ölen hayvanlar var. Bunların tamamının biz hijyenik koşullarda kireçlenerek gömülmelerini sağladık. Ve bunlar biz gömene kadar açıktaydı. Sayısını unuttum. Her birine de tutanak hazırlıyoruz. Bulunduğu yer, ilgili olan kişi. Bir tane nehir yatağında bir yerde bir hayvan ölüsü vardı. Onu iş makinesiyle, bizim GCB ile çıkarmaya çalıştı arkadaşlar. Çıkaramadılar. Hem parçalanma ihtimali var ve çok dik bir yer. Buraya halatlarla indiler. Yani 20 metre halatla aşağıya indiler. Kazmayla, kürekle açılan çukurda bu hayvan gömüldü. Şimdi bu bir yandan da kemirgenle mücadele yapıldı. Bunlarla alakalı olarak istasyonlar kuruldu. Biz orada ne yaptık? Gereken yere gerektiği kadar aracın ve personelin nakledilmesini sağladık. Belediyelerle görüştük. Dedik ki örneğin Hassa ilçesine bir araç, iki tane personel lazım. Antakya merkeze şu an hali hazırda 6-7 tane belediye var. 3-4 tanesi Büyükşehir Belediyesi bunların. Eksilenin yerine yenisini arayıp diğer belediyelerden ikame ettik. İhtiyaca göre, ihtiyacın arttığı yerlere yönlendirme yaptık. Yani koordinatörlük görevini yapmışsınız. Koordinasyon. Yani. Ve bu arada bunların ihtiyacı olan malzemeleri temin ettik. Yani deterjan mı lazım, sabun mu lazım? Onun haricinde dezenfeksiyonla ilgili kullanılan ilaçlar farklı. Granül ilaçlar var. Örneğin inşaatların altındaki su birikintilerine atılması ya da depremde oluşan çökmelerdeki sular var. Oralara atılması gereken malzemeler var. Bunlarla ilgili olarak da bakanlığa, AFAD'a bildirdiğimiz zaman anında bunlar karşılandı. Gelen belediyelerin kullandıkları malzemelerden görevleri bittiğinde ayrıldıkları zaman ellerindeki malzemeleri de hep bize bıraktılar. Yani biz oraya başladığımız zaman elimizdeki malzeme stoğu çok az azaldı. Sürekli üzerine takviye yapıldı. En son mesela 3 tane araca ihtiyacımız vardı. Belediyeler Birliği ile görüştük. Şimdi Reyhanlı'ya bir tane araç. Aynı şekilde Yayla Dağı'na 2 tane araç gönderilecek. Kendimiz de temin ettiğimiz bu malzemelerden oldu. Örneğin 165 ton kireç temin ettik. Bunun neredeyse tamamını firmalar hibe olarak verdiler. Bir kısmını biz temin ettik. Şu an orada daha henüz kullanmadığımız ama hazır olan, gene Gölcük Belediyesi olarak temin ettiğimiz 4 ton kükürt, 1300 kilo naftalin var. Ben kükürtü de naftalini de ne işte kullanılır bilmem. Ama dediğimiz gibi o teknik arkadaşlar bunlar bu kadar lazımdır dedikleri zaman onları da çadır kentlerin etrafında haşeretin girmemesi için kullanılacakmış. Hasılı buradaki koordinasyon Hatay'ın sadece Antakya'nın merkezi ve Defne'nin dışında Hatay'ın tamamında biz bunu gerçekleştirdik. O merkezdeki depodan ihtiyaç duyulan malzemeleri ilçelerden talep ettikleri zaman biz oralara da gönderdik. Tabii bunları yaparken bir yandan o ilk başta bahsettiğim yemek yapılması, su dağıtılması, erzak dağıtılması. Yani aslında şunu söylemek lazım. Yapılması gereken, ihtiyaç duyulan neyse. Yani bir tane küçük bir malzemenin kendisi taşıyamıyor. Mesela bir su deposu var. Onun bir yerden bir yere nakline kadar. Orada bir vatandaşın bize yardım eder misiniz dediği hiçbir şeye biz hayır demedik. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Yani Antakya'da tüm sokaklar, köyler, caddeler neyse tüm bölgelere ulaştık mı diyorsunuz başkanım? Şimdi bakın, yani bunu anlatmak çok uzun sürer. Ama ben çok özet olarak söylüyorum. Şimdi bu benim demin söylediğim ilçelere göre dağılımdı. Evet. Örneğin Antakya ve Defne'nin merkezini için söylüyorum bunu. Hı hı. Yani buradaki sokakların, caddelerin tamamı tek tek listelenmiş durumda. Hı hı. Gruplar oluşturulmuş. Örneğin 17 tane grup var. Bu grupların içerisinde görevlerini yapacakları caddeler, sokaklar, köyler belli. Yani hiç kimse
ben bu yeri bilmiyordum, yapmama gerek var diye düşünmedim diyemez. Herkesin yeri belli, sorumluluk alanı belli. Aynı yere ikinci kişi gitmiyor. Yani bizim işimiz bu. Yani koordinasyonu sağlamak ve şu kadarını söyleyeyim. Mesela nerede kaç tane çadır kent var? Çadır kentte kaç kişi kalıyor? Orada kaç tane tuvalet var? Çadır kentin haritadaki internet ortamında, yani marka adı söylemeyelim, konumu tamamen işaretli. Hatta sokaklar dahi işaretli. Bunu neden yapıyoruz? Bir ekip değişti, yerine yeni birisi geldi. Örneğin İzmir'den bir ekip geldi, işi bitti. Bir hafta çalıştı, ayrıldı. Yerine Bursa'dan bir belediye geldi. Onlara sizin şu sokak, şu cadde dediğiniz zaman onu anlayıp bulabilmeleri zaman alır. Yanlarına gerçi biz o bölgenin yerlisi olan arkadaşlardan veriyoruz ama evvela onlara koordinat veriyoruz. O koordinatı verdiğimiz zaman hiçbir şey yapmalarına gerek yok. O koordinatta nokta atış oraya gidiyorlar ve herkesin yaptığı çalışma, çalışan personelin ismi, sayısı, yaptığı işlerle ilgili fotoğraflar sürekli olarak bir gruba biriktiriliyor. Yani az önce de söylediğim, bunlar doküman olarak aslında elimizde hazır dediğim konular bunlar. Ve bunların tamamını günlük olarak rapor edip olağanüstü valimize ve bakanlığa gönderiyoruz. Sürekli olarak takip ediliyor. İhtiyaç olan malzemeleri de gönderiyorlar. Az önce söylediğim gibi, yani 3 tane araç lazım dediğimiz zaman belediyeler birliğinden ihtiyaç olan ilçelere bu araçlar hemen gönderildi. Başkanım, şimdi orayı gören birisi olarak sadece Hatay'dan ne kadar zamanda düzelir efendim? Yani oradaki insanlarla birebirdiniz, birebir yaşadınız, orayı gördünüz. Şimdi oranın canlanabilmesi için önce esnafın bir harekete geçmesi gerekecek. Yani bir çarkın dönmesi gerekir ki oradaki insanların yaşayabilmesi, hayatını devam ettirebilmesi için. Nasıl bir süresin? Ki Gölcü'yü de yaşadınız. Her ilçe için ayrı konuşmak lazım. Ben tüm rakamları biliyorum, yani nerede ne kadar hasar var, ne kadar nüfus var, kayıp sayısı, yaralı sayısı, yani hepsi birbirinden farklı. Şimdi İskenderun bize benziyor, yani Gölcü'ye benziyor. Yani hasar görülen yerler var, ciddi bir kayıp var 3000'in üzerinde. Şimdi burada mesela o enkazların kaldırılmasından sonra oranın toparlanması birkaç ay içerisinde ticari hayat, sosyal hayat başlar. Örneğin az önce bahsi geçti. Yayladağ, Altınözü, Belen, Kumlu. Bunlarda da hasar yok gibi bir şey. Bunlarda da hayat normal. Hatta diğer ilçelerden gelenler nedeniyle artan bir nüfus var. Şimdi burada asıl mesele birkaç tane ilçe var. Özellikle merkezdeki Antakya ve Defne ilçeleri. Bunlarda çok büyük tahribat var. Kırıkan'da var. Hassa'da var, Payas'ta var ama asıl hasarın olduğu yer Antakya ve Defne. Şimdi 6.4'e kadar köylerdeki, yani orada büyükşehir statüsünde olduğu için daha önce de köy statüsünde olan mahallelerde insanlar evlerine giriyorlardı. 6.4'ten sonra girmemeye başladılar. Şehir merkezinde bulunan yüksek katlı binaların zaten tamamına hiç kimse girmiyor. Halen de girmiyor. Sürekli olarak evlerden eşya boşaltılıyor. Kısa vadede yani Antakya ve Defne'nin o yeni kalıcı konutlar, iş yerleri yapılana kadar merkezin toparlanması çok zor. Yani Gölcük'ten daha uzun bir zaman sürer. Yani bizde diyelim 3 yıl 4 yıl sürdüyse burası 5 yıl sürer. Çünkü sadece enkazın kaldırılması, binaların yıkılması halinde merkezde boş bir alan oluşacak. Yani nüfus yok. Nüfus çevre mahallelerde. Biraz zaman alır ama nihayetinde enkazın kaldırılmasından sonra Gebze Belediyesi'nin bize de bir yani yaşam standartımızı yükselten böyle kulübeler yapıp veren bir firma var. O firmanın desteğiyle bir çarşı inşallah oluşturulacak. O insanların şu an ihtiyacı olan malzemeleri ellerinde parayla da olsa alabilme imkanları ilk günlerde yoktu. En son geçen hafta havaalanı yolu üzerinde ben gördüm. Birkaç tane iş yeri açılmış.
Ama baktığınız zaman yarım milyonu buluyor Antakya ve Defne'nin toplam nüfusu. Yani yarım milyon nüfuslu yerde yani bir elin parmağı kadar açılmış dükkan var. Biraz zaman alacak. Ama en azından biz kendi adımıza orada kalan, yaşayan, o süreci esnasında terk edene kadar şehirde bulunan ve hala bilmiyorum herhalde çevredeki nüfus gene tam rakam vermeyelim o konuda yanlış olabilir. O nüfusun sağlığının korunması noktasında üzerimize düşeni yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bir de sevindirici bir şeyle de karşılaştık. Hangi köydü o? Aydınlık köyünde bir ahırın enkazı kaldırılırken 17. günüydü depremin. Bir tane canlı inek çıkardı arkadaşlar. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlara söyledim. Veteriner şubeden geldiler, sorum taktılar. Gayet iyiymiş yani sağlık durumu en son öğrendiğime göre. Ona da çok sevindik. Yani orada böyle ufak canlı şeyler... Canlı sonuçta. Çok sevindik ama. Yani arkadaşlara canlı. Büyük moral oldu. Şöyle baktım, nasıl söyleyeyim, böyle ciddi motivasyonlar artmış, enerji gelmişti arkadaşlarımıza. Tabii. Başkanım şimdi yarın akşam tekrar nasip olursa Antakya'ya döneceksiniz. Evet. Neler var, neleri planlıyorsunuz, neler yapacaksınız? Kısa süreli kalmalarınız olacak kısa herhalde artık. Kısa süreli kalmalarımız olacak. Şimdi bizim grubumuz var. Grubumuzda zaten kimin ne yaptığını biz günlük olarak takip ediyoruz. Bazen başka ilçelerden de gelen talepler de oluyor. Yani şeyle ilgili değil, bizim görev yaptığımız konuyla alakalı değil. Hem onlara cevap verebilmemiz lazım. Ekiplerin çalışmasıyla alakalı aslında motivasyon yönünden bizim bir kimin ne yaptığını bir yerde kontrol anlamında olacak. Biz oradayken de gene bizden talep edilen konuları biz zaten arkadaşlara iletiyoruz. Herkes de vazifesini yapıyor. Ben şunu söylemek isterim. Görev yapan arkadaşlarıma ben gerçekten canlı gönülden teşekkür ediyorum. Yani şöyle düşünün. Elektrik yok. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Bir tane çadır kentin kullanımı, yani tuvalet olarak kullanılmış düşünün. Vatandaş bu konuyla serzenişte bulunuyor. Arıyor. Saat 11 arkadaşları biz gönderdik. Geldiler. Yani en ufak bir şikayet yok. Yani kazma kürek sorunu çözmüşler. Kireçlemelerini yapmışlar. İçeride kullanılan ilaçlamayı da yapmışlar. Gönül rahatlığıyla biz vazifemizi yaptık diye geliyorlar. Ben öf diyene rastlamadım. Gerçekten özveriyle çalışıyorlar. Yani iş makinesi kullanan da böyle. Diğer görevleri yapan da. Tabii zor koşullardan ufak tefek rahatsızlıklar da atlattığımız oldu. Bizim şoför arkadaşımız beraber görev yapıyoruz özel kalemde. Uğur kalp krizi geçirdi. Çok şükür yani olabilecek en iyi ihtimaller silsilesiyle sağlığına kavuştu. Zatürre olan bir personelimiz oldu. Benim de elim kesilmişti. O kesikten kaynaklanan bir rahatsızlık geçirdik. Antibiyotik kullandık. Yani yine de şöyle söyleyelim. İnsanların o mağdur durumdaki insanlara yaralarına merhem olabiliyorsak gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Orada Büyükşehir Belediye'miz gerçekten çok önemli işler yaptı. Hastane yaptı, konteyner kent yaptı. Evet. Yemek dağıtımları var. Halen devam eden işler var. Enkaz kaldırma çalışmaları var bizim de destek olduğumuz. Yani Büyükşehir'in yaptığı işlere biz de ilçe belediyeleri olarak destek olduk. Ama sonuç itibariyle baktığımız zaman hakikaten güzel işler yapıldı. Ve bunun karşılığı var. Yani bizim arkadaşlar bazen gittikleri yerlerde konuşmaları, videoları falan çekmişler ama biz bunları ne gösteriyoruz ne paylaşıyoruz. Çünkü sade Kocaeli değil, başka şehirlerden de. Bizim mesela 25'e yakın ben belediyeyle birlikte çalıştığımızı söyledim. Ama 41 plaka Kocaeli ve bizim ilçelerimiz, diğer ilçelerimiz, Gölcük orada vatandaşlarımız açısından gönüllerine dokundu diyebilirim. Evet. Süreç içerisinde, zaman içerisinde tabii unutmamak lazım.
Bu desteğimizi biz artık tamam yeter gerek yok dedikleri zamana kadar devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Şu an yani gene görevimizin başındayız. İnşallah. Başkanım aslında size hayat devam ediyor. Evet orada destekleriniz oldu, yardımlarınız oldu. Allah razı olsun sizden, ekibinizden kim yardım ettiyse, taş üstüne taş kim koyduysa herkesten Allah razı olsun. Son 4 dakikamız var. Bu 4 dakika. Çok aslında Gölcük'te yapılan çalışmalardan bahsetmek istiyorduk. Kentsel dönüşümler, askeri alanın düzenlenmesi, millet bahçesinin düzenlenmesi, yaptığınız işlerle ilgili. Çünkü burayı da bırakmadınız. Burada da ekipleriniz ve siz devam orada ediyoruz. Olsanız da gene çalışmalarınız devam etti. Dilerseniz bir başka programda yaptıklarınızı anlatalım. Bugün deprem başladık. Depremle bitirelim. Son 4 dakika buyurunuz efendim. 4 dakikada ben bunların hepsini anlatırım. Buyurunuz efendim. Şimdi evvela espri yaparak söyleyeyim. Şimdi biz uzun süre gelmedik. Yani 20 gün civarında 19 gün müydü? O kadar süre evet. Aralıksız kaldıktan sonra sonradan gitgeller oldu. Bizim Merkez Kentsel Dönüşüm belediye binamızın hemen yanında. Orada kırıcı çalıştığında hafif bir sarsıntı oluyor. Bir yandan iş makineleri çalışıyor, bir yandan da yıkıntı görüntüsü var. Ya dedim demek ki bu benim kaderimde var. Yani oraya da gidiyoruz aynı görüntü, buraya geliyoruz aynı görüntü. Şunu söyleyeyim, çok şükür kentsel dönüşümle alakalı olarak bizim birinci etapta %98 oranında anlaşmamız var. 15 Ocak tarihi son tarihti. O tarihten sonra binalar boşaltıldı. Ve yıkım çalışmalarına başladık. Şu an yıkım çalışmaları aslında bitti. sadece içerideki malzemelerin ayrıştırılması ve taşınması. O da yani çok kısa süre içerisinde tamamlanacak. Projeler hazırlandı. Bize gönderildi dijital ortamda. Biz de ruhsatlarını hazırlıyoruz. Birkaç gün içerisinde Emlak Konut'un bir firması var. EPP, Proje Plan Proje Genel Müdürlüğü. Oraya teslim edeceğiz. Allah nasip ederse ihaleye çıkılacak. Tamam. Bu arada bizim Millet Bahçesi de eski enkaz döküm sahasının bulunduğu alanda orası da tamamlandı. Ufak tefek eksiklikler vardı. Yakın süre içerisinde açılacak. Ben özellikle yakında bulunan üniversite yüksekokulu var. Yüksekokuldaki öğrencilerimize ve diğer öğrencilerimize bir müjde vermiş olayım. Çok güzel bir kütüphanemiz olacak. Yine askeri alandan 46 dönüm bir alan var. Buranın teslim edilmesiyle alakalı yeni bir protokol hazırladık. Bu hazırladığımız protokolde batı tarafında bulunan, bu arada şunu da söyleyeyim, 35 kadar depremzede var bu lojmanlarda kalan. Bizde burada kalan 1000 küsur aile var. Onları da bir program dahilinde işlerini takip ediyoruz. Yani ne ihtiyaçları varsa, mesela 4 tane manuel sandalye, yatak, hasta bezi. Geçen mesela Antakya'dan 2 ailenin buraya malzemelerini taşıdık. Buradaki depremden gelen vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Neyse burada batı taraftaki 48 lojmanın onarımı ile ilgili ihaleyi yaptık. Ocak ayında teslim ettik. Bir de 10 Şubat tarihinde depremden hemen sonra bir duvar var. O duvarın ihalesini yaptık. Askeri alanla teslim alacağımız alan sınırındaki. Duvar bittiğinde ve onarım tamamlandığında burayı teslim alacağız. Aslında Gölcük merkezdeki kentsel dönüşüm, akabinde bu 46 dönüm alanla merkezin çehresi büyük ölçüde değişecek. Maraş Ali Feri Çakmak Caddesi'ne cephe bir alan. Ayrıca Beyoğlu Deresi sınır olarak kabul edildi. Bu yeni bir şey. Vatandaşlarımız bilmiyorlar. Bu alan denize kadar ulaştı. Lojistik Genel Müdürlüğü ile yaptığımız en son bir yazışma var. 8 dönümlük bir dolgu alanı var. Burası da buraya dahil olduğu zaman 54 dönümlük Gölcük bir yeşil alana kavuşacak. Terminalimiz yapılmaya devam ediyor. Değirmendere'deki kayık çekek yerinin imalatı devam ediyor. Haldere-Değirmendere arası birleşti. Oradaki aquapark ve diğer çalışmalar Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmaya devam ediliyor. Sokak hayvanı rehabilitasyon merkezimiz bitti. Tefrişat ve medikal malzemelerimiz var. Onların temini tamamlandığında kısa süre içerisinde onu da tam anlamıyla faal hale getireceğiz.
Restorasyon çalışmalarımız gene Ulaşlı'da bir tane hamam var. Orada da gene devam ediyor. Gördüğünüz gibi 7-8 tane devam eden 4 dakikaya sığdırdınız. Çok teşekkür ederiz. Ama detaylı olarak sizden inşallah tekrar son bir bilgileri... temelde bulunmam lazım ama onu da söyleyeyim. Allah bütün memleketimizi her türlü afetten, musibetten muhafaza eylesin. Özellikle dış güçlerden muhafaza eylesin. 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçim var. Memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii ki bizim gönlümüz belli. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesini arzu ediyoruz. Memleketimiz için seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son İnşallah. Sözüm bu. İnşallah. Ramazan'la ilgili Perşembe günü. Doğru. Ramazan. Bir mesajınız varsa buyurunuz efendim. Tüm İslam aleminin Kocaeli'nin ve Gölcük'te hemşerilerimin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Allah sağlık sıhhatle kavuşmayı nasip ettiği için Allah'a hamdolsun. Ben tüm hemşerilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Allah inşallah bayramı da kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz ben efendim. Ben teşekkür ederim. Size hayırlı yolculuklar, hayırlısıyla gidin, hayırlısıyla dönün. Oralarda güzel müjdeli haberlerle dönün inşallah. İnşallah. Efendim. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, Dipnot programının bu akşam sonuna geldik. TV41 ailesi olarak bu arada Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer'e de çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Zor bir görev yapıyorlar orada. Bizlerin gönlü de orada, Allah yardım etsin. Efendim Ramazan'da inşallah tekrar programımıza devam edeceğiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz TV41 ailesi olarak. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve felaketlerin olmadığı, oruçların tutulduğu ve ibadetlerin yapıldığı bir Ramazan efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.